bu ekşi mayanın illa ekşi olması, şey, etki olması gerekiyor mu? 100 yıllık olması gerekiyor mu? Mesela ben kendi evimde ekşi mayanı yapsam, böyle bir aylık olduğu için makbul olmaz mı? Ekşi mayadan sayılmaz mı? Dışlanır mı toplumda? Bunu merak ediyorum. Yok, şimdi o tamamen bir şehir efsanesi. Ekşi mayanın 100 yıllık olması, 50 yıllık olması, 5 yıllık olmasının ekmeğe kattığı lezzet ya da sağlık olarak hiçbir fark yok. İnsanlar bunu tamamen bir reklam aracı olarak kullanıyor. Şimdi neden derseniz maya, ekşi mayanın içerisinde iki tane ana karakter var, iki oyuncu var. Bir maya, doğada her yerde havada bulunan, meyvelerin üzerinde bulunan bildiğimiz maya. İkincisi de laktobasil dediğimiz bir bakteri. Bu da onun içerisinde zaten doğal ortamda olan, suyla temasa geçtiği anda aktif olan bakterilerdir. Ve bunlar doğada yaşayan canlılar. Bunların 100 sene, 200 sene ömrü yok zaten. Çoğalıyorlar, ölüyorlar, çoğalıyorlar, ölüyorlar. Şimdi o yüzden 100 yıllık mayanın bir ekmeğe kattığı hiçbir şey yok. Lezzet ya da sağlık farkı yok. Tamamen şey efsanesi. Artı ekşi mayanın güçlü olması önemli sadece. Yani güçlü derken sürekli beslenen, günde minimum bir kez, biz mesela günde iki kez besliyoruz sabah ve akşam ekşi mayamıza. Yani ekşi mayaya bir flora, yani yaşayan bir flora olarak düşünün, yaşayan bir ortam. Ve bu ortamda sizin o canlılara besin vermeniz gerekiyor, çünkü o canlılar güçlü kalabilsin. Yani ekşi mayanın yaşamından çok gücü önemlidir. Ve bu da beslemeyle alakalı. Evet, tamamdır. Yani ekte olması tamamen bir pazarlama taktiği diyebilir miyim? Aynen, kesinlikle. Tamam, çok teşekkür ederim.